Siz bizim hakkımızda sendikaları ne derseniz deyin. Sizden ricam, gref işçilerle bir sorunumuzun olmadığını sabahta beri söyledik. Tekrar söylüyorum. Gref işçileri bir grup burada kalabilir. Bizim başımızın üzerine yerleri var. Ama destekçiler denilen hiç nerede geldikleri belli olmayan, her saat başı bu binaya giren arkadaşların lütfen binamızı boşaltmasını istiyoruz. Destekçi dediğiniz bir emek dostları da devrimciler. Emek dost, ben de emek dostlarım. Ben de emek dostlarım. Bir kere, bir kere nereden geldiği belli olmayan diye kullanamazsınız. O sözünüzü geri alacaksınız. Arkadaşlar ben bir parçacığım. Ben kez Eğitim'den Altınoğlu Üniversite Şöylesi örgüt tanımlısı gidelim. Ben bu binada kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Eğitim Sen örgütten de sekreter olarak Altınoğlu Şöbede. Bu binada bir direniş yok, bir şey yok. Gref işçilerin misafirlerimizdir. Burada duruyorlar. Grev işçilerini anlayamamışsınız. O yüzden. Dün buradaki arkadaşlarımız hepsi bilirler. Şu ev sağlıkçıdaki arkadaşlar kendilerini göstersinler. Dün Cerrah Paşa'da Çapa'daydık. Bugün de bak, size saat 8'e kadar buranın boşaltmasını istiyoruz. Sizden ricada bulunuyoruz. Buranın boşanmasını istiyoruz. Tayyip'in Gezi Parti'ni boşaltmaya çalıştığında tutumuyla aynısını bir yapmış. Ya biz polis değiliz. Yok orada birileri var. Aynı şey yapıyorsun. Polisten farklı şey yapmıyorsun. Ne yapacaksın şimdi yap kardeşim ya? Ne yapacaksın şimdi yap? Ne bekliyorsun? Ben senin o dilinle seninle kavga etmem. Ben kavga etmem. Neyi o zaman? Siz kavga etmiyorsunuz. Sen bunu söylüyorsun. Buranın güvenliği için burayı boşaltmanızı istiyoruz. Ya ne güvenliği? Ne olduğunu bilmiyor musun? Ya arkadaş siz burada ne iş? Grev işçileri tamam. Biz otursun. Grev işçisi. Ya kardeşim biz bir davayı savunmak için işçi olmak mı gerekiyor? Efendim? Bir davayı savunmak için işçi mi olmak gerekiyor tek başına? Sen ne işçi değilsin? Birçoğunluk profesyonel sendikalar. Sendikalar işçi örgütlenmesi yapıyorsa devrimciler de işçileri bilinçlendirmeye çalışır ve başından beri direnişin içinde olan herkes burada olacak. Arkadaşlar, ben bir şey sormak istiyorum. Biz de keski çağırdık. Kesteki şubelerimiz de geliyorlar. Dönemiz. Oradaydık da siz niye gelmediniz? Nereye geldiniz? Biz oradaydık. Bir kere geldiniz. O yüzden grev işçisi ve kesteki şubelerimiz arkadaşlar burada kalıyorlar. Kendinize bir yorum. Kalıyorlar. Biz de bunu söylüyoruz. Hocam bakın biz grev işçileri olarak 75 gündür direniyoruz ve 75 gündür bu dostlarımız bizim yanımızda. Ne sendikamız ne de sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun yöneticileri bizim direnişimizin yanında olmadılar. Hiç kimse bizim dostlarımızı buradan çıkaramaz. Burası bizimdir. Siz daha ilk geldiğimiz günden beri bizi buradan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Siz bizi buradan çıkaramazsınız. Siz kesimin ağzıyla konuşuyorsunuz. Siz Kazım Doğan'ın ağzıyla konuşuyorsunuz. Patron adına konuşuyorsunuz. Siz Rıdvan Budağ'ın ağzıyla, Kazım Doğan'ın ağzıyla konuşuyorsunuz. Sen işçileri işte attırarak işte daha... Aynı taşların firmaları gibi falan söylüyorsunuz. İşçi sınıfının yanına atmadığınız için bunlar oldu. Saçamışsınız siz hepiniz ya. Biriniz patronsunuz, biriniz fırın sahibisiniz. Geliyorsunuz, yerleşiyorsunuz buraya. Çetede sizsiniz. Aynen. Bravo. Bravo. Çetemiz oluyoruz değil mi? Orada fırın sahibi olacaksın. Rıdvan Budak Batman sahibi olacaksın. Gelip burada yönetici olacaksın. Ondan sonra işçi ağlı yapacaksın. Dinle. İşçiyi dinle işçi. İşçiyi dinle. Bak adam ne diyor sana. Siz devletin kişisini aldın. Tek eliniz değil. Biz burada bekleyeceğiz. Zamanı kellesin beni göre kaldırsın. Senin işçilikle hiçbir alakan kalmamış. Sen işçilikle alakan kalsa taşeron, bak bildirinde, bak dinle, bildirinde diyorsun ki taşeronlaştırmaya karşı bir mazita diyorsun. İşçiyi böyle çağırıyorsun. Taşeronlaştırmaya karşı 75 gündür mücadele edenin yanında değilsin. Ben yanındayım ama sen değilsin. Utanmadan hala 1 Mayıs. Sen burada işçileri çıkaramazsın. Yerinde olsam kendim çıkarım. Burası işçilerindir. İşçiler aidat ediyor. Türk işçisi sendikalaşarak bir yere geliyor. Yüzlerce direnerek buraya geliyor. Sen geliyorsun. Ayrıca
Ayrıca Greif patronu, Greif pat... Müsaade et. Sen de Greif. Greif, sen... Patron 60 gün müsaade etti. Sen 10 gün işçiyi misafir edemiyorsun. 10 gün işçiyi misafir edemiyorsun. Burada... 10 gün işçiyi misafir etmediğin gibi tahammül de demiyorsun. Kesin. Ne mantıkla geliyor? İşçilere saldırıyorsun. Ne işten ediyorsun? Sen kesin dışarı aldığınız için. Bizim çağırımız. Maçta benimle yürüyeceksin değil mi? Grevçiz çağırıyor. Seninle biz kurtaracağız. Biz. Hala bu polisin, polisin coplundan yine biz kurtaracağız seni. Gazından biz kurtaracağız. Sen taksime ilerleyemezsin. Kim polis barikatında çalışıyor? Taksime ilerleyemezsin sen. Sende o yürek yok. Saatlerce burayı savundu. Tam mı? Saatlerce burada bizim olup kanımız aktı yıllardır. Sen kimsin diye nasıl sorabilirsin? Sen kimsin biz burada dönüşürken? Biz burada dönüşürken biz burayı savunurken sen neredeydin? Neredeydin? Dükkanın işleri. Ne grubu ya? Türk iş gibi konuşmayın. Saat ne kişi? 10 diyor. Dükkanını yapıyorsun. Şeyi de aynısını yapıyor. Rızlanlar da aynısını yapıyor. Saat mı koyacak? Ayıp ayıp. Grev işçileri içimizde. 10 tane grev işçiye doğru. Siz 10 tane grev işçiye doğru. Ben seni nasıl çıkaracağımı da bilirdim. Siz bu akşam da burada durun. Kavga yok. Olmuyor. Arkadaş grev işçisine burası açık olduğunu söyledim. İşler olur. Her yerde. Burada İşçisi grev işçilerine tehdit sorduğunu için geldim bu adamlar. İşçiyim ben de. Var mı diyeceğiz? Grev işçisi değilim ama işçiyim. Var mı diyeceğiz? Var mı diyeceğiz? Abiciğim bir şey söylüyorum ben. Abiciğim değil. Ben grev işçisiyim, tamam mı? Bak ben işçiyim. Burada dayanışmak için gelen insanlar gelip geri gidiyordu. Kalan insan çok sayısı bir veya iki bazen oluyordu. Burada siz işçileri tehdit edip dışarı yatmaya kaldığınız için bu insanlar geldi. Bu insanlar da bir yere geçtiler. Bu şu değil mi? Konfederasyon şu. Haziran ayında Tayyip Erdoğan demiyor muydu işçiler var? Bunlar var. Yok masum insanlar var. Ayrışım insanlar yapıldı gibi. Aynı tutum değil mi? Aynı tutum değil mi? Geçen sene burada konfederasyonda yatıldığı gibi. İş bir gün mesela gelinip yatılır. Bırakın biz bunu yönetebiliriz. Arkadaşlar biraz tek tek konuşalım. Ya sizin yabancı dediğiniz insanlar 60 gündür bizi buralara getiren insanlar ya. Benim yanımda. Siz hala neyine saldırıyorsunuz? Sizin yanımdaydım. Karşımda olanlar mı sana? Polis onlara aldı. Allah aşkına. Ben bu direnişle 75 gündür bu arkadaşlarımın yana verdiği desteklerle direniyorum. Ama hiçbir sendika şu an gelip orada şimdi gelelim konuya. Pekala çok güzel. Burada dayanışma örneği veriliyor değil mi? Bu bahsede çok güzel. Ben işçiyim. Bu mücadeleyi. Bu arkadaşım taşeron. Buradaki arkadaşlarım bir çoğu da taşeron. Bugün buraya geldi. Çatısı altında. Sendikasına sahip çıkmak. Rütülmüş olsaydı. Koyuyorum sizi kenara. Versiyonlarla şey. 1 Mayıs evveli. Hangi akla hizmetle? İnternet sitelerinde. Orada burada. Akşama kadar riske vurmakla. Ben tekstili konuşmuyorum. Sizin oraya geldiği fotoğrafları gösteriyor. Ne elbette çalışıyorsunuz? Riski itibarını arttırmakla. Buradaki yapılar. Bir Mayıs çalışmamızı yapalım. Daha sabah
köyünden dün bu teklif geldi. Kartal'da. Sitelere baktık. Ya bak buraya tamam, her bak, gün sen konuştun bana sırtını veriyor musun? Ben de sana diyorum bak. Ama anlamıyorum. Hayır ben de bak sana sırtını veriyorum. Cevap vereyim ben de. Şunu da söylüyorum. Tamam ben de söyleyeceğim. Ama burada sürekli 100 kişi. Sadece buradaki 9 tane. Orada işimler olacak. 1000 tane arkadaş. Bunların içinden şu var. Gece bizden rahat uyuyamıyor. Geçen arkadaşlar. Kanka orada bu arkadaş. Kaç tane arkadaşlar kaldı? Biraz vicdanlar işte. Ben de sana diyorum ki biz 70 günden beri teknik sendikası yan etti kaldık. Biz konfederasyonunda buna göz yumması olduk. Bizim defalarca söylemenize rağmen ciddi. Konfederasyon bak anlatayım ama. Lütfen bu daha gönderecek. Anlatayım. Kendi içindeki delege ya biz bu sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Ama hep oraya o yana bu yana çek. Durdunuz mu? Risk olarak durdunuz mu? Sen riski savunmaya geliyorsan bunu neresini savunacaksın? Bir. Tüm arkadaşlar. Bir saniye. Bir dakika. Bir kere ayıralım. Bir dakika. İkincisi. Kimse devrimcilere buradan korkmaz. Bu kurumun temellerinde devrimcilerin kanı var. Devrimcilerin komiseri var. Yok burada birileri karşı kimse tanımayacak. Kimse tartışamaz. Hayır. Emekçilerin de kanı. Bir saniye. İşçilerin, emekçilerin, devrimcilerin. Ha? Ben şunun cevabını istiyorum. Kim hangi harfi devrimcilerin buradan çıkarmaya kalkıyor? Bir de işi kötü. Kimin hakkı bu? Azrail onu söylüyor. Kimin hakkı bu? Sen de işin 10 günü. 10. Tüm benzer yaptığınızda tabii ki beraber yolluyoruz. Ama Azrail bahsediyoruz. Beraber yolluyoruz. Adam diyor ki ya gelin konuşalım birlikte ne yaparız? Hayır. Oraya geldim ya. Bir diyorlar ki bir saniye. Biz temizlik yapacağız. 100 kişiyle burayı boşaltsın bizi. Sabah söylediklerini sen biliyorsun. Bir iş gün çıktı gideyim buradan. Biz burada bir maç çalışmasını yapacağız. Şimdi bak. Bak. Ben de işim. Evet. Geldik işçi arkadaşlar. Kalsın. Hayır başkan. Ben toplantıda konuştuğumuzu devrimcilere karşı bu antipatik niye? Niye ya? Bunlara karşı bu antipatik Yabancılar, ama siz buradaki herhalde başka şey hepimiz çeteyiz. Konuşmanıza başlarken nereden geldiği o direnci olmayan diye biz de sizin nereden geldiğini biliyoruz. Sizin de nereden geldiğinizi biliyorsunuz. Kendini yapmışsınız. Sizini çıkardım bu arkadaşım üstü İskimen'de çadırda kurar. Sizini çıkardım mı? Hani iş güvencesi? Nerede? Bak. Sen sana işçi değil. Ya buraya bu insanı işe getirdin. Bak bu dişi getirdin bu dişi. Sen ne konuşuyorsun? Bak bu dişi getirdin lan buraya. Ben de 208 gün ne direnişte kaldım. Ben de tamam bak bu arkadaşın 4000 işte yaptı. Hadi. Biz de var bir senin kadar. Şimdi konfederasyon komitesine